Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın neresinde Türkiye ile ilgili haber varsa hepsi bu videoda önemli gelişmeler, önemli olaylar, hızlı yaşanan süreçler var. Türkiye'de seçim sonuçlandı ama dünya iyiden iyi hareketlenmeye devam ediyor. İlk olarak İsrail, Can Kardeş Azerbaycan. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog iki günlük resmi ziyaret babında bugün Azerbaycan'da. Azerbaycan'da kritik görüşmeler yapmaya başladı. Bu görüşmeler babında birçok antlaşmanın imzalanacağı, İsrail ve Azerbaycan arasında askeri antlaşmaların da imzalanacağı iddia ediliyor. Şimdi Türkiye, Azerbaycan, İran, Güney Azerbaycan ve İsrail. İsrail İran arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. İsrail bu bağlamda zaten Azerbaycan'la eskiden beri arası iyiydi. Daha da bu seviyeyi yükseltiyor. Ermenistan İran bu durumdan hiç hoşnut değil. Niye? Ermenistan tarafı biliyor ki İyiden iyiye köşeye sıkışıyor. Açılmayan bir Zengezur koridoru bu koridorun artık açılmasının an meselesi olacağı bugünlerde olası bir şekilde eğer ki Ermenistan'ın içindeki siyasi muhalefet tabaka hani Paşinyan'a karşı olan tabaka hayır biz açtırmayız yaptırmayız ettirmeyiz söylemleri devam ederse Azerbaycan ne diyordum kahraman Azerbaycan Türk ordusu vura 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 o Zengezur koridorunu açacak. Seve seve açtırmazlarsa sektöre sektöre açacağı diyoruz ya o vakit yaklaşıyor. Diğer taraftan Türkiye-İsrail normalleşmesi devam ediyor. Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de yeni dönemde atılacak olan adımlar var. MEP antlaşmaları var. Bu bağlamda gazların Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması var. İsrail'in çıkardığı gazların e, tabi bu İsrail'in çıkardığı gazlar nereden Kıbrıs üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden geçip Türkiye'ye bağlanacağı iddia ediliyor. Çok kutuplu dünyada çok dengeli adımlar tekrardan nerede kaldıysak ilerlemeler devam ediyor. Ne olacak ne bitecek Bilal Feyza sizin için takibe devam. Türk Dünyası'na devam ediyorum. Çok önemli bir haber geldi sevgili dostlar. Türk Dünyası'nın heyecandan beklediği Türk Yatırım Fonu resmen onaylandı ve hayata geçti. Elhamdülillah. Türk Dünyası'na hayırlı uğurlu olsun. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan bu Türk Yatırım Fonu'nun üyeleri. Türkmenistan Türkmenistan yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok. Macaristan Macaristan da yok. Peki niye yoklar? Çünkü onlar sevgili dostlar henüz geçici üyeler. Asil üye olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Türk Yatırım Fonu'nu oluşturdular ve hayata geçirdiler. Diğerleri de Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan da Türk Devletler Teşkilatı'na asil üye olduktan sonra onlar da bu yatırım fonuna katılacaklardır. Böyle böyle genişleme ve büyüme inşallah çok daha hızlı süreçte ilerleyecektir ekonomik manada. Hani bu Türk yatırım fonunun ne faydası olacak? Bize bir getirisi mi olacak? Avrupa Birliği mi olacağız?" diyenler, soranlar olabilir. Evet, olacağız. Türk birliği olacağız. Türk birliğinin temelleri atılıyor ve güçlendiriliyor bu şekilde. Bu sadece Türk yatırım fonu değil, askeri anlamda, ticari anlamda, sağlık anlamında, eğitim anlamında birçok alanda bu birlikteliğin temelleri atılıyor ve yeni yeni fonlar oluşturuluyor. Her şey bir adımla başlar. Aynı Avrupa Birliği'nin çelik ve kömür birliği olaraktan başladığı gibi. Ondan sonra döndüler, dolaştılar, büyüdüler, büyüdüler, genişlediler. Tabanları sağlam oluşturdular ve Avrupa Birliği oldular. Biz de bu şekilde inşallah temelleri oluştura oluştura taşları döşüye döşüye Türk Birliği. Haydi ya Allah devam. Geçiyorum Mısır-Türkiye arasındaki normalleşme süreci ve bu bağlamda Sisi. Mısır Başkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a özel telefon açtı, özel görüşme yaptılar. Birçok konu gündeme geldi. Hem tebrik telefonuydu hem de Mısır-Türkiye normalleşmesi, Mısır-Türkiye arasında atılacak olan diğer adımların hızlı bir süreçte atılması. Ve tabii ki tabii karşılıklı olaraktan ziyaretlerin başlaması başkanlık seviyesinde. Türkiye Mısır normalleşme son sürat devam ediyor. İlk olaraktan Mısır ve Türkiye arasında karşılıklı büyük elçiler atanacak. Normalleşme son sürat devam ediyor dediğim ya karşılıklı büyük elçiler atanacak. Ardından ne mi olacak? Büyük ihtimal Cumhurbaşkanı Sane Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a, Kahire'ye resmi ziyarette bulunacak. Çünkü Mısır Türkiye geriliminin başlangıç noktası. Mısır'da bir darbe süreci yaşandıydı. Türkiye Mısır'da olan iletişimi ve irtibatı en alt seviyeye çekmişti. Bu bağlamda ilk ziyaretin bizden gelmesi gayet normal. Sizlere hep dediğim gibi Haziran ayı, Temmuz ayı, önümüzdeki günlerde, aylarda, haftalarda Türkiye, Mısır'a büyük ziyaret, Erdoğan Sisi görüşmesi çok yakın zamanda planlanıyor. Bu ziyaret önemli çünkü Yunanistan, Kıbrıs Rumları, Akdeniz, Doğu Akdeniz, MEP gerilimi, sondaj faaliyetleri, Türkiye, Mısır, MEP antlaşması. Tüm bu şekilde bunları normal çerçeveye sokma açısından Türkiye, Mısır, görüşmeler ve MEP antlaşması, karşılıklı ziyaretlerin olması önemli. Tabii Libya konusunda da açılacak olan birçok pencere var. Türkiye, Mısır, Libya, daha neler? neler neler. Neler mi? Görece yok canım. Büyük büyük sürprizler zirtakilere, cücük Kıbrıs Rumlarına. Akdeniz'in bir ucundaki Mısır'dan geçiyorum. Akdeniz'in diğer ucundaki yarım etek zirtakilere. Yunanistan. Türkiye ve Yunanistan sevgili dostlar kritik bir antlaşma imza attı. Bu gergin dönemde bu antlaşmayla beraber biraz rahatlık olacaktır ne mi? Türkiye ve Yunanistan karşılıklı olaraktan Ege Denizi'ndeki tüm tatbikatları erteledi. E, hayırlı olsun. Niye? Çünkü Mayıs, Haziran ayı geliyor. Turizm sezonu bu turizm sezonunda işte Yunanistan'a gelen turistler, Türkiye'ye gelen turistler, turistlerden gelecek olan ekonomik kaynaklar bunların bir gerilim noktasına sıkıntıya düşmemesi adına iki ülke geçici bir antlaşmayla karşılıklı olaraktan Ege Denizi'ndeki tüm tatbikatları önümüzdeki aylara erteledi. Nedir? Eylül ayıdır, Ekim ayıdır, Kasım ayıdır. Bu aylar ertelendi. Vazgeçme yok. Ama para her iki taraf için de önemli. Onun için tamam. E Akdeniz, Doğu Akdeniz onlar ne olacak? Orada sıkıntı yok. Orada devam. Orada çakmaya devam edebilirik. <laughs> Zirtakil orada karşımıza gelmesin. Ha Ege Denizi'nde hem Yunanistan hem Türkiye tarafındaki turizm sezonunun etkilenmemesi için bu adımların atılması zaten her sene olan bir olaydı. Gayet normal bir uygulama. Vakat Kıbrıs, Akdeniz, Doğu Akdeniz... Libya. Sismik araştırma faaliyetleri, petrol gaz araştırma faaliyetleri, sondaj faaliyetleri, son sürat. Yarım kaldığımız yerden devam mı? Öyle bir devam ki... Gajınan ponçik Günan'ı kaşıyucuk. Ona göre Yunan kaşırtma kendini zorla. Türkiye'deki seçimlerin olduğu gün Pentagon'dan Amerika'dan ilginç bir paylaşım geldi. Ne mi? Pentagon ne paylaşır ki? Türkiye, Amerika, İngiltere yan yanayız paylaşımı. O evet sevgili dostlar bunu resmen Pentagon paylaştı. Arkada paylaşılan fotoğrafı görüyorsunuz. Fotoğrafta 5 tane bayrak ve önünde özel birlik askerler. Ne mi? Yan yanayız diyor Amerika Pentagon. Kiminle yan yana? Türklerle yan yanayız, İngilizlerle yan yanayız. Ha, bir de başta bir bayrak var. Nerenin bayrağı? Bilmişsinizdir. Slovakya. Slovakya'nın bayrağı. En sondaki bayrak ise Polonya'da bulunan NATO birliklerinin bayrağı. Burada verilmek istenen mesaj nedir? Pentagon üstü kapalı ne mesaj vermeye çalışıyor? Yine nereden başımıza bela açmaya çalışacak bu zangoç Amerika? Nemi. Olası bir şekilde İran'da artan gerilimler, İran Afganistan konusunda olan olaylar, o bir taraftan Balkanlarda yaşanan süreçler ve Balkanlar Kosova noktasından, Sırplar noktasından yaşanan bir süreçler ve tabii ki tabii Ukrayna Rusya savaşı, Rusya'nın bu savaşı daha da ilerletip Avrupa'nın içine sokmaya çalışması. Bu durumda Amerika diyor ki, Pentagon diyor ki, Türksüz olmaz. Türkler varsa NATO güçlüdür, yoksa nanik. Evet. Nanik olduğunuzu anladınız. Anlamaya devam edeceksiniz. Sizler plan kurmaya devam edin. Biz de kadim Türk devleti de bizim de planlarımız var canım. Öyle kuru boş değil. Gel bakalım Pentagon, Amerika, gel bakalım Avrupa, gel bakalım uzun bacak İngilizler. Gelin bakalım, gelin. Çat! Avucumuzdasınız. Avrupa Rusya Ukrayna savaşıdan Avrupa'nın içine yansıma süreçlerinin devam etmesi ve İsveç, dün sizlere haberini yapmıştım. İsveç NATO'ya girmek istiyoruz. Temmuz'da Türkiye'nin bizi NATO'ya almasını umut ediyoruz babında bir açıklama vardı dün sizlere haberleştirmiştim. Bugün Amerika'dan gelen yeni bir haber. Amerikan küreselci başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüştü, tebriklerini iletti. Yeni dönemde birlik ve beraberliğimizin daha da Amerika artarak ilerlemesi için neler yapmamız gerekiyor babında konuşmalar. Bla bla bla. İşte Johnny'ler. Ama bunun için en önemli çıkış Amerikan Başkanı Biden'ın ya işte İsveç'i NATO'da görmek istiyoruz. Temmuz'da bu Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesinde İsveç'te üye olsun. Türkiye bunun önünü açsın görüşmesi. Fakat Türk tarafının kapalı kapılar ardında Amerika'ya tekrardan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biden'ı anladınız. Onun yüzüne karşı aynen şunun söylendiği iddia ediliyor. Amerikan basınında F-16'lar hani bizim F-35 sürecinden çıkardılar paramızı o F-35 paramızı vermiyorlar. Biz de paramızı kurtarmak için F-16 verin bari adımımız vardı. Bir de ayrıca Türk filosu, Türk hava gücü maalesef böyle iyiden iyiye yaşlandı. Neden? Çünkü devamlı uçuş yapıyoruz. Devamlı etrafımız ateş çemberi. Her tarafa bir harekat yürütüyoruz. Durmuyoruz canım. Durmayacağız. Onun gençleşmesi lazım. Ha şimdi diyebilirsiniz ya Kaan falan var. Kaan mini savaş yeti var. Kan mini savaş yetimiz 2026-2028 tarihlerinde iyiden iyiye seri üretim noktasına gelebilecek. O durum gelene kadar yeni F-16'larla filomuzu gençleştirmemiz ve canlandırmamız lazım. Çünkü her an bir şeyler olabilir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Biden'a karşı, Bilon'a karşı sadece F-16'yı değil diğer taraftan Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki harekatlar noktasında bak karşımıza dikilme yapacaklarımız var önümüze durma dediği iddia ediliyor. Amerika bize F-16 işte kongre izin verirse vereceğiz. Ayak sürmeye devam ediyor Amerika kalkıp. Çünkü Amerika bize F-16 biz paramızı kurtarmaya çalışıyoruz. F-16 tamam size verdik veriyoruz deyip de ta 2030'ları bulursa. E o bir taraftan aynı Amerika Yunanistan'a F-35 vermek için kongrede görüşülüyor. Büyük ihtimal bu onay çıktı ve Yunanistan'a kongrede F-35'ler verilecek. E hava gücü noktasında Yunanistan daha bir aktif hale gelmiş olacak. O zaman biz de Amerika'ya deriz ki sen bize madem 2030'da F16 vereceksin. Al o F16'larını, dur büyük bir tarafında uçur. A öyle öyle uçur. Türk devlet haklı. O zamana kadar bizler de kendi çözümlerimizi geliştirirdi. İnsanlı insansız hava araçlarımız, insansız savaş jetlerimiz, diğer taraftan geliştirdiğimiz diğer unsurlar, hafif tavruz uçaklarımız, belki ve, ve tayfunlar, diğerleri onlar bunlar görüşmeler devam eder. Elbet ama elbet bir çözüm noktası geliştiririz. Türk devlet haklı bu çözümü bulur ve dahi buluyoruz da. Hadi bakalım Amerika. İsveç'i NATO'da görmek istiyorsan, NATO Temmuz'da İsveç'e girmek istiyorsa F-16'larımızı verin. Ver ula, la ver. Biz paramızı almaya çalışıyoruz. Onu vermiyorsan paramızı ver. Diğer taraftan Akdeniz, Doğu Akdeniz, Suriye. Karşımıza dikilme. Ezeceği yok. Ukrayna Rusya demişken Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı sevgili dostlar. Ukrayna'nın İHA'ları, SİHA'ları Rusya, Moskova semalarında birçok binaya saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna kamikazelerinin bu saldırıyı yaptığı iddia ediliyor. Ve önemli bir oranda yüksek 30-40-50 tane İHA'nın, SİHA'nın aynı anda Moskova semalarına girdi. Bunların büyük bir oranda kamikaze olduğu iddia ediliyor. Ve bu kamikaze İHA'ları Rus hava savunma sistemlerinin S-300'lerin, S-400'lerin vurup imha etti. Ama vuramadıklarının da binaya çarpıp Bum. Hasar verdiği iddia ediliyor. Yaraların olduğu söyleniyor Moskova Rus basınında. Savaş sevgili dostlar. Büyük savaş. Hiç olmadığı kadar burnumuzun dibinde. Hiç olmadığı kadar yaklaştı. Onun için son sürat hazırlanmalıyız. Hali hazırda. Hazırlığımız zaten devam ediyor. Savaş burnumuzun dibinde dedim ve Kosova. Kosova'da 41 NATO askeri yaralandı. Sırplar Kosova'da NATO askerlerine saldırı gerçekleştiriyor. Büyük gerilimler yaşandı. Videodan alınan fotoğrafları arkada paylaşıyorum. Balkanlar'da iyiden iyiye savaş çanları çalmaya başladı. Bir tarafta Rusya, Rusya Sırplar üzerinden, Sırbistan üzerinden Kosova'da bir savaşın patlak vermesini istiyor. O bir taraftan John iler, Amerika. Amerika da yine aynı şekilde Kosova üzerinden daha farklı bir adım atmaya çalışıyor. NATO ordusunu bunu bahane bilip nereye Rusya'ya saldırı yapmaya hazırlanıyor. Kotova'da yaşayan Sırplar NATO askerlerine saldırdı. 11 İtalyan askeri 30 tane Macar askeri yaralandı. NATO askeri yaralandı. Allah'a çok şükür bizim askerimizde bir sıkıntı yok. Bizim NATO'da görevli Kotova'da bulunan Türk askerine bir sıkıntı yok. Vucic geçtiğimiz günlerde acil olaraktan Sırp Ulusal Konseyi'ni toplantıya çağırmıştı. Papazları da çağırmıştı. Sizlere demiştim ya zaten papazların olduğu yerde çok da bir hayır beklemeyin. Onlar da girdiyse saldırın saldırın Tanrı bunu istiyor. İsa Mesih bunu istiyor falan filan zırvalarıyla bunlar bu Ortodoks papaz kafalılar biliyorsunuz en kinci Hristiyanlardır. Bunlardaki kin kimsede yoktur. Bunlardaki kini saklarlar saklarlar ve bir yerden patlatırlar. Yunanlılar da görüyoruz. Kıbrıs Rumlarında görüyoruz. Ağında Sırplar, ağında Daşnak kafalılar. Bunlar böyle sevgili dostlar. Bunlardaki kin hiçbir yerde yok. Tabi diğer taraftan da Kosova'yı hem Rusların hem Amerika'nın oyun bahçesi haline çevirmeye çalışıyorlar. Küreselcilerin savaş alanına çevirmeye çalışıyorlar. Balkanları bir ateşin içine atmaya çalışıyor. Bu küreselci kafa. Ukrayna Rusya'da istediklerini elde edemediler. Bari Avrupa'nın yakınlarına doğru Balkanları bir tutuşturursak belki Balkanlardan Avrupa'ya sıçrar diye hesap ediyor olabilir küreselci kafalar. Vucic acil olaraktan Rusya ve Çin'e onlarla görüşme yürütüyor. Telefon görüşme diplomasisi yapıyor. Tabi Türkiye ne şekilde anında müdahalede bulunduk. Anında Sırbistan'ı uyardık. Akıllı ol aklını başına al. Kosova'da bir ateş yakmaya çalışma. Kosova yalnız değildir dedik. Türkiye olaraktan. Arkadaşlar size ibretlik bir fotoğraf paylaşıyorum. Haçlılar tek Tekrardan yola çıktı. Sırbistan'da bulunan haçlı davalılar ellerine haçlar almışlar. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç yollara düşmüşler. Kosova'ya gidiyorlar. Sırp haçlar Kosova'yı işgal edeceğiz diye ellerinde haçlarıyla yürüyüşe başladılar. Dediğim ya size bu Ortodoks kafası hiçbir kafaya benzemez diye. O bir taraftan Rus vatanı güçleri, özel paralı askerleri ise Sırbistan doğru yola çıktığı, Sırbistan'dan ise gizli şekillerle Kosova'ya geçeceği iddia ediliyor. Bölgede gerilim inanılmaz derecede yüksek. Bölgede her an bir ateş çıkabilir. Bölgede çıkacak olan gerilimle beraber sadece bu ateş Kosova Sırbistan üzerinde kalmaz, her tarafa yayılır. Çünkü çünkü Sırp ordusu Kosova'yı komple işgal etmek istiyor. Sırp ordusunun Kosova'yı işgal demek, NATO'nun anında buna müdahale etmesi demek, NATO anında müdahale ederse Sırbistan'a karşı bir saldırı demek. Sırbistan'a karşı bir saldırı demek o bir taraftan Rusya, Ukrayna, Rusya'nın Polonya, İsveç, Finlandiya bu bölgelerde saldırıya başlaması demek. Büyük çaplı küreselcilerin hesap ettiği, hayalini kurduğu çok büyük çaplı bir gerilim, bir savaş iyiden iyiye kapımıza yaklaştı. Tabii şu an Avrupa semalarında, Balkanlarda ama Balkanlar bizim gönül coğrafyamız. Balkanlar bizim olduğumuz yerler. Balkanlar bizim kardeşlerimizin bulunduğu yerler. Oraları asla ama asla kaderine terk edemeyiz. Bu noktada orada çıkacak olan bir ateşle beraber biz de bu sürece katılırız. Çünkü Kosova, Balkanlar yalnız değildir. Balkanlara huzur inşallah tekrar bizimle gelecek. Dayanın kardeşler, dayanın Kosova, dayanın Balkanlar. Türkiye elbet ama elbet sizlerle beraber en yüksek seviyede adımlarımızı atacağız. Türk devlet haklı Balkanlar'da. Türkiye, Türkiye'den büyüktür diye boşuna demiyoruz. Türk beklenendir diye boşuna demiyoruz. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde tekrardan geliyoruz ve dahi gelmeye devam edeceğiz. Evet Allah. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaferle, Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.